Selamünaleyküm arkadaşlar. Sporu güzelleştiriyle bugünkü konuğumuz İstanbul Kayseri Spor Kulübü basketbol koçu İbrahim Halil Altun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Önce kendinizi tanıtabilir misiniz bize hocam? İbrahim Halil Altun, İstanbul Kayseri Spor Kulübü basketbol koçuyum. Amasya Üniversitesi Beden Eğitim Spor mezunuyum. Aynı zamanda basketbol koçuyum. 3,5 yıldır Kayseri'de spor kulübümüze hizmet etmekteyim. Yeni gelişen güzel bir aile olarak başladık, devam ediyoruz. İnşallah daha da güzel olacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Basketbol branşı ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Genelde klasik şeyler söyleniyor. Onlara girmeme gerek yok. Bu oyunda zeka kesinlikle ön plan, hırs, azim. Bunlar kesinlikle ilk sıralarda yer alan durumlar. Ama mücadele, kuvvet son dönemlerde bu işin içerisinde basketbolun seyir zevkinde de çok fazla yer almakta. Hocam siz de sanki biraz agresif bir sporcuymuşsunuz gibi önceden. Tabii basketbol oynarken şimdi genelde spor okullarında birçok sporcumuz izlediğinde veya velilerimiz baktığında bunun çok yumuşak bir hal olduğunu görüyorlar ama tabii ki profesyonel anlamda oynamak istersen veya buna hazırlık yapmak istersen kesinlikle bu agresiflikten geçmen gerekir. Eğer bunu yaşayamazsan saha içerisindeki empati durumlarını ve kendini o durumdan kurtaracak hiçbir pozisyona geçirmen kolay olmayacak. Doğru hocam, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Basketbol oynanması ve izlenmesi zevki yüksek olmasına rağmen futbol kadar popüler değil. Bunun nedeni ne sizce hocam? Bu son dönemlerimizin en klasik problemlerinden bir tanesi. Aslında bu problem değil. Bu genelde bize çok sık gelen sorular içerisinde sporcularımız ve velilerimiz arasında. Bununla ilgili çok ufak anlatmak gerekirse futbol branşı materyal olarak çok rahat uygulanılabilen, iki taş bir tane topla çocukların hemen ikiye ayrılıp bir müsabaka halinde futbol oynayabildiği, küçük yaşlardan itibaren buna zaten yönelen çocukların çok basit olduğu için koordinasyonların hızlı bir şekilde gelişmesi ve futbola yönelimi yetenek taramasında daha ön planda oluyor. Fakat basketbolda bilirsiniz ki potalar var. Bu potalar maliyet. Onların dik durabilmesi için bir ekstra maliyet. Evet. Zemini ekstra maliyet. Bundan dolayı arada bu şekilde popülerizmde alttan baktığımız zaman biraz daha elit spor kategorisine girdiği için maddiyattan dolayı, materyalden dolayı aslında popüler mi? Kesinlikle popüler. Son dönemlerimizde ülkemizde devletimizin spor salonlarına yaptığı yatırımlardan sonra basketbol ön planda şu an güzel devam etmekte. Ama tabii bununla ilgili çalışmalar ilerledikçe futbolu yakalayamasa da her zaman yerini koruyacaktır. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi birkaç şey daha sormak istiyorum hocam size. Siz aynı zamanda birkaç branşta da ilgilendiniz. Evet. Bu branşlarda sizin sporculuk hayatınız boyunca veya hocalık hayatınız boyunca sizin en çok böyle farklı gelen bir olay veya bir fair play bir olay yaşadınız mı? Aslında bir tane olmaz genelde. Hem oyunculuk döneminde hem bir şey hayatında, yani yaptığımız antrenörlük döneminde birçok vakayla karşılaşıyoruz. Aklınızda kalanı soralım. Aklımızda o zaman son dönemde ben bir basketbolcumda U10 erkek takımımda yaşadığım ufak bir hadiseyi söylemek isterim. Bu müthiş bir duygu, o yüzden söylemek istiyorum. Sporcuma çok ciddi bir kolejden burs teklifi geldi. Hı. Aynı zamanda kulübünde komple bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir burs teklifi geldi. Yaklaşık bir aydır sürekli görüşme oldu. Çocuk ikna edilemedi. Ben bu durumu anlattım kendisine. Fakat finalde şöyle oldu. Çocuğu alıp götürdüler, gezdirdiler, bütün tesisler, ekipman bursu verilmesine rağmen bunların yanında her şey üzerine servis bursu da eklendi. Finalde sporcumun verdiği tek cevap vardı. Ben istemiyorum dedi bunları. Sebebi sorulduğunda ben İbrahim Hoca'yı çok seviyorum. Bu yüzden gitmek istemiyorum dedi. Ben bunu daha sonra başka gruplarıma, hemen hemen aynı yaş gruplarına sorduğumda birçok kişi ben olsam giderdim dedi. Ama o sporcuma denk geldi öyle bir durum ve o böyle söylemesi bizim için tabii ki müthiş bir olay. Bu duyguyu yaşamak Karar Hoca'nın harcı değil herhalde hocam. Yani tabii ki insan
yaptığı iş içerisinde bazen unuttuğumuz şeyler oluyor. Bazen çocuklara verdiğimiz güvenin ne safhada olduğunu unutuyoruz. Verdiğimiz sevgi boyutunu unutuyoruz ama burada satın alamayacak müthiş bir duygu olduğunu burada her seferinde karşıma geldikçe bunu dillendireceğim. Çok teşekkür ederiz hocam. Aynı zamanda size bir soru daha sormak istiyorum. Ülkemizde sizce basketbolda altyapılara yeteri kadar önem veriliyor mu? Çok sayıda yatırım olduğu söylenebilir. Şu konuda çok fazla saha yapıldı. Bununla ilgili basketbol sahası yapıldı. Ama tabii bu genelde çok amaçlı oldu. Bizim en büyük eksiğimiz bu konuda yapılan, bu tarz yapılan salonların içinin boş olması bizi daha çok etkiledi. Ne anlamda söylüyorum? Evet, bir spor salonu var, zemin çok güzel, tribünler var, soyunma odaları harika. Her şey çok güzel ama yetişmiş antrenör işin başında olmadığı zaman, çok fazla ilgilenilmediği zaman ya da müsabık gençleri alıp oradan bir yerlere umut ışığı olabilecek hocalarımızın o hırs iradede keyifle bu işi yapan, aşkla yapan hocalar olmadığı sürece, koçlar olmadığı sürece, antrenörler olmadığı sürece biz bunun çok fazla gelişebileceğini düşünmüyoruz. Yani bunun tamamen istek ve arzuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok, sadece bunlara yatırım yapmak yeterli değil. Çok teşekkür ederiz hocam. Kendinizin de sporculuk bir kariyeri var. Aynı zamanda şu an öğrencileriniz var. Yetiştiriyorsunuz öğrencileri. Evet. Öğrencileri yetiştirirken en dikkat ettiğiniz ve çocukların ilerisi için de vermek istediğiniz karakteri veya ahlaki yönden hangi şeylere dikkat ediyorsunuz? Neler vermek istiyorsunuz, evet, daha doğrusu? Karakter yönünden bahsedeceksek ben sporcularım genelde yere düştüğü zaman genelde izlerim. Ve son ana kadar yanına yaklaşmam çünkü kendinin kalkabileceğini, kendine inandırması gerektiğini düşünüyorum. Bir dönem sonra kendi kararlarını kendi verdiği zaman bana da yardımcı olabileceğini, zaten bu bana yardımcı olduktan sonra benim onu nerelere getirebileceğini düşündüğümü biliyorum. Bu daha önce çok sayıda yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Bu tarz durumlar diyelim. Bu karakteristik özelliklerinde benim en çok istediğim özgüvenini ön plana çıkarabilmek için yaptığım durumlar. Fakat işin ahlaki boyutuna geldiğimizde ben kesinlikle çocuklara harika bir basketbol vermeyebilirim. Harika bir antrenman yapmayabilirim. Harika olanaklar sunmayabilirim ama ben ona güvenimi veririm ve onun için her şeyi yapabileceğimi gösterdikten sonra bunun karşılığını almak bizim için ahlaki boyutta en önemli durumlardan bir tanesi. Keza çocuklarımız zaten ahlaki boyutta bizi rol model alıyorlar. Onların önünde yapacağımız bütün davranışlar sahada karşımıza çıkıyor. Hakemlere itiraz, onunla tartış, buna bağır vesaire. Evet, biz çocuklarla aramızda bir diyalog halindeyiz. Bazen bu çok agresif oluyor. Bazen zirve yapıyor, bazen dibe düşüyor. Bunlar genelde yaşadığımız şeyler ama benim için o güveni verdikten sonra ben bu durumların hepsini yaşasam bile onunla finalde tatlı bakışlarla mutlu sona her zaman ulaşıyoruz. Çok güzel hocam. Düşüncenize, çocuklara verdiğiniz şeyler çok güzel. Bunun için size ayrıca teşekkür etmek teşekkür istiyorum. Ederim. Peki hocam, sporcu veya sporcu olmayan arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şimdi sporcu olan arkadaşlarımızdan bahsedersek genelde hep bir ümit kırılması, belirli bir çizgiler oluyor. Bazı yerlerde, bazı evrelerde. Ben oralarda ümit kırılmasından ziyade şu şekilde yönelmelerini rica ediyorum onlardan. Mutlaka başka yollar vardır. Bu işi yapabileceğim, bu işle ilgili. Evet, belli bir yere geldim. Sakatlık geçirmiş olabilir. Ciddi gelişim göstermemiş olabilir. Artık antrenörleri ondan bir şey olmayacağını söyleyebilir. Bunlar çok normal ki realist düşünürsek de bunların söylenmesi gerekir bir yerden sonra. Fakat biz nasıl antrenörlük yapıyorsak, oynadıktan önce şu an antrenörlük yapıyoruz. Biz de yönlendirdiler. Eğer biz ona umut ışığı olmazsak, elinden tutmazsak, bu şekilde yönlendirmezsek bizim için çok büyük bir sıkıntı. Sporcu olmayan oynayabilirler. Her yerde oynayabilirler. Basketbol sevmeye devam etsinler. Basketbol dışında spor da sevmeye devam etsinler. Biz de bunlara hep yardımcı olalım. Neden yardımcı olalım? Belki elimizdeki çocuk çok yetenekli olmayabilir ama yarın öbür gün iş adamı, doktor, avukat çok ünlü bir pozisyona gelip oradan
basketbola yatırım yapmak isteyebilir. Bir kulübün başkanı olabilir. Belki orada onlarca sporcuya ümit olabilir. Ve bunun hazzını da ona hissettirmek gerekir. Ve bence bu şekilde zaten ülkenin basketbol ve spor kalitesi her zaman bu şekilde yükseğe çıkabilir. Evet hocam, çok teşekkür ederiz bilgilerinizi bizle paylaştığınız için. Ben sporu güzelleştirmek için size teşekkür ediyorum. Çünkü artık biz sporu güzelleştirmek adına çalışan hocalarımızı, arkadaşlarımızı bu platformda insanlarla buluşturmak istiyoruz. Siz de bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Kesinlikle çok güzel bir proje. Çok az sayıda yapılan bir proje. Bununla ilgili ulaşabileceğiniz noktaların ben çok daha ilerlere gideceğini düşünüyorum. Burada herkese bir ses olma yolunda böyle devam edersek herkesi birleştirici ve ayrı fikirlerle güzel noktalarda buluşturacağınızı düşünüyorum. İnşallah çok çok daha güzel platformlarda biz bu yayınları görürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.